Gezgin Gözüyle programında size bugün dışarıdan gördüğünüz, belki de buraya Kastamonu'ya hiç gelmemiş olanların hiç bilmediği ama Kastamonu'da yaşayanların veya şehrin içinden geçenlerin bina yapısına bakarak hayran oldukları bir yere götürmek istiyoruz. Bir eğitim yuvasına götürmek istiyoruz. Nereden geldik buraya? Sinan Bey Camisi ve Köprüsü'nü geçtik. Olukbaşı'na, Gazi Stadyumu'na doğru giderken hemen bu tarafa doğru döndük. Eski hastane yolu burada, burası. Şu anda hastane yok. Hemen sağ tarafımda, çaprazımda kaya mezarlarının olduğu yer. Devam ederseniz Şeyh Şaban-ı Veli tarafına da gidiyorsunuz. Hemen sağ tarafımda yine Kastamonu Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü diyor. Kastamonu Valiliği Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Kastamonu Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Kastamonu Valiliği Sosyal Hizmet Merkezi diyor. Bu bina yeni yapıldı. Daha evvel başka amaçlarla kullanılmıştı. O bina yıkıldı. Şimdi yeni bir bina yapıldı. Bu şekilde Kastamonu Valiliği'nin çeşitli birimlerine ait faaliyetler var. Şimdi bu eğitim yuvasının arka tarafından da aslında gelebiliyorsunuz. Ancak biz her zaman gördüğümüz, önünden geçtiğimiz merdivenlerden çıkmayı tercih ettik. Merdivenlerden yukarı doğru çıkalım. Söylemiş olduğum gibi hemen merdivenlere geldim. Sağ tarafından böyle güzel bir kale görüntüsü var. Aynı zamanda kaya mezarlığının olduğu yer var. Biz merdivenlerden bu tarihi binaya doğru çıkalım. Birçok kişinin anısı canlanıyor bu programı izlerken, biliyorum. Bu bina 1869 yılında yapılmış. 151. yılına girdi bu sene. Kastamonu hakkında hep şunlar söyleniyor. Çok da güzel şeyler. Kastamonu medeniyet ve maneviyat şehri, sırlar ve nurlar kenti, gönül okşayan şehir, evliyalar diyarı, kültür şehri, kültürün başkenti Kastamonu. Hep bunlar konuşuluyor. Tabii de hak ediyor. Geçmiş zamanlara nazaran da turist sayısında, Kastamonu'yu ziyarete gelenler sayısında da oldukça büyük bir artış var. Şimdi Taş Mektebe geldik. Tam içeriye giriyoruz. Ne yazıyor? Kastamonu Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yazıyor. Yani ismi artık bu şekilde. Söylemiş olduğum gibi 1869 yılında eğitime başlamış bu Taş Mektep. 151 yıldır öğretimine devam eden nice değerli şahsiyetleri ülke kalkınmasında aktif olmasına vesile olan bir okul Taş Mektep. Kastamonu Taş Mektep şu anda Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi olarak işlevini sürdürmekte. Çok güzel bir yapı. Gelin buyurun hep beraber içeriği dolaşalım. Aynı zamanda da müdürümüzden, okul müdürümüzden bilgiler alalım. Tarihi binadan içeriye giriyoruz. Taş Mektep nerede? Saraçlar Mahallesi Hastane Sokak'ta. Ayrıca burada bu levha asılmış. Bu okulun bilişim altyapısı Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yaptırılmıştır diyor. 2014 tarihi var. Buyurun hep beraber içeri girelim. Hemen okulun ilk kapısından içeriye giriyorum. Sol tarafımda burada bir mermer üzerine yazılmış. Hemen ilk kapıdan girdiğimizde 1916 yılında Müdür Doktor Fazıl Emin'in yazdığı 5 satırlık, 6 satırlık hatta bir söylem yer almış. En alt satırını okuyayım ben size. Sanayi Mektebi ile Kastamonu namı ü şan almış diyor. Güzel bir yazı. Şimdi okul müdürümüz Veli Kanko'nun odasına doğru gidiyoruz. Burada çeşitli fotoğraflar yer almış. Psikolojik danışman da var. Okul müdürü uzman öğretmen Veli Kanko odasına girmiş bulunuyoruz. Tabii odaya girdiğimiz anda şu ana kadar bu Taş Mektep'te okul müdürlerinin fotoğraflarını asmışlar. Bu kadar uzun süre eğitim öğretim olan yerde de
birçok kupalar sergilenmiş burada. Biz müdürümün odasına girelim. Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi öncelikle bu Tarihi Taş Mektebi'nin çekimleri için izin verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizden bir iki bilgi almak istiyoruz. Ondan sonra da atölyeleri gezmek istiyoruz. Ben de teşekkür ederim. Buyurun hocam. Taş Mektep'te müdür beyin odasındayız şu anda. Hocamla biraz sohbet edeceğiz. Ben Taş Mektep demeye devam edeceğim. Tabii ki şu anda ismi Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Anadolu Lisesi oldu. Evet. Hocam biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Evet. Ben teknik öğretmenim. Makine teknolojisi alanı teknik öğretmenim. Bu okulda 1982 yılının Eylül ayında öğretmenliğe başladım. Daha sonra 84 yılında müdür muavinliği, okul müdür vekilliği. Ondan sonra meslek eğitim merkezinde, eski adıyla Çırak Eğitim Merkezi'nde müdürlük. Milli Eğitim'de bir dönem 4 yıl şube müdürlüğü, müdür yardımcılığı görevlerinde bulundum. Rotasyon sebebiyle bundan bir 4 yıl önce burada 4 yıl bir okul müdürlüğüm oldu. Tekrar yeni başladım bu göreve. Bir yıldır müdürlük yapıyorum. İkinci müdürlük dönemim diyebilirim. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bu bina çok tarihi bir bina. Ve 151. yılı kutlanıyor bu senede. Bize biraz binadan bahseder misiniz? Şimdi şöyle, normalde 151. yıl dediğimiz zaman bu 1869 tarihine dayanıyor. Evet. Normalde toplumumuzda mesleki eğitimi, yani bizim toplum 15. yüzyıla dayanmaktadır. Fakat gerçekten mesleki eğitimle ilgili çalışma 18. yüzyılda başlıyor. İlk Mithat Paşa döneminde 1861 yılında Nis'te mesleki okul açılıyor. Bir meslek okulu açılıyor. Buradaki amaç da genellikle kimsesiz, yetim çocukların, sağlıklı çocukların eğitilerek bunların topluma kazandırılması ve ekonomiye kazandırılması amacı güdülmüş. Daha sonra bu okullar yaygınlaştırılıyor. 1868 yılında İstanbul'da, 1869 yılında da bizim ilimizde Kastamonu'da bu Kastamonu Islahanesi ismiyle bu okul açılıyor. Tabii şu karıştırılması, yani 1869'da bu binada eğitime başlamıyor. 1869'da Kastamonu Islahanesi ismiyle bu iki kışla parkı dediğimiz yerde, oradan matbaa binasında ilk eğitim öğretimine orada başlıyor. 1869 yılında. Daha eskiye dayanıyor. Tabii daha eskiye dayanıyor. Orada normalde bir müdür, katip derken bir 5 kişilik bir kadrosuyla birlikte öğretmen, tüm ustalar, o zaman öğretmen yok, ustalar var normal ders veren. Orada terzilik, kunduracılık, ondan sonra marangozluk, matbaacılık meslek dalarında toplam 62 öğrenciyle eğitim öğretime başlıyor. Yani Kastamonu Islahanesi dediğimiz zaman, o zaman Kastamonu'da bulunan 13 yaşından küçük, yetim, kimsesiz, sağlıklı çocuklar alınıyor. Burada bu meslek dalarında eğitilerek topluma, ekonomiye kazandırılıyor bu çocuklar. Bu şekilde çalıştırılıyor. Yani ilk başlangıcı buradan başlıyor. 1869, daha sonra Mektebi Sanayi denilen bir dönemi var aynı şekilde. Bu Mektebi Sanayi döneminde bu meslek dalarının sayısı biraz daha artırıyor. Buna dokumacılık özellikle dahil ediliyor. Ve dokumacılık, halı dokumacılığı, kumaş dokumacılığı ön plana çıkıyor. O zaman Sultan II. Abdülhamid'e buradan dokunan halılar, Kastamonu haritası işlenmiş halılar dokunarak gönderiliyor. Daha sonra padişah tarafından Kastamonu'ya bir teşekkür belgesi gönderiliyor. Yani Kastamonu ilinin dokumacılığa yaptığı katkılardan dolayı bir teşekkür belgesi gönderiliyor. Bu Mektebi Sanayi dönemi diye geçiyor. Yani matbaa binasında eğitim öğretime başlayan okulumuz, daha sonra müftülük binasının arka tarafında bir binada eğitim öğretim yapıyor. En son bugünkü hükümet konağının karşısında bir binada eğitim öğretim yapıyor. O bina daha sonra ihtiyaca cevap vermeyince yıkılıyor tabii. Burada oluk başında bir konakta eğitim öğretime devam ediyor. Ve Mayıs ayının 1912 yılı Mayıs ayında yeni bir binaya ihtiyaç doğuyor. Yani ihtiyaç doğuyor. Şunu da belirteyim. Mektebi Sanayi döneminde dokumacılık, halı dokumacılığı yanında bir de piyano, yani doğramacılığın içerisinde piyano ustacılığı gelişiyor, sanatı gelişiyor. Bunu da kim yapıyor? Taşköprülü Mehmet Usta dediğim bir marangoz ustamız yapıyor bunu. Aynı şekilde burada ürettiği bir piyanoyu da 2. Sultan Abdülhamid'e ne yapıyoruz? Buradan gönderiyoruz, hediye olarak gönderiyoruz. Yani o Mektebi Sanayi döneminde okulun böyle başarıları da var. Bu şekilde başarıları var. Daha sonra ihtiyaca cevap vermeyince bu okullar, normalde oluk başında bir konakta eğitim öğretime devam ediyor. Bakıyor bu şartlarda eğitim öğretim devam etmeyince Mayıs ayında 1912 yılının Mayıs ayında bu binanın yapılmasına karar veriliyor. Bu binanın normalde temeli Mayıs işte karar veriliyor. Eylül ayında buranın temeli atılıyor. Çalışmalar başlatılıyor. 1916 yılında da eğitim öğretime başlanıyor burada. Fakat eğitim öğretime başlandığı zaman binanın tamamı bitmiyor. 1924 yılında binanın tamamı, eğitim öğretim binasının tamamı bitiyor. 1927 yılında da taşçılık bölümü binanın etrafındaki duvarları yapıyor. Okulu bitiriyorlar. Yani
16 yılında normalde eğitim öğretimi açılıyor. Fakat tamamen bitmesi, çevre duvarları falan birlikte 1927 yılına kadar yapım süreci devam ediyor. O dönemde kontenjan 50 tane öğrenci almak istiyor. Fakat o dönem başvuran 38 tane öğrenci oluyor. Nedir? Taşçılık bölümü ilave ediliyor buraya. İşte demircilik bölümü, marangozluk bölümü yine devam ediyor. Bu bölümler dahil ediliyor eğitim öğretim kapsamına. Normalde taş mektep denmesinin sebebi o dönemde, yani normalde arazinin taştan olması, yani bir taş üzerine yapılması sebebiyle halk arasında bu ismi kazanıyor. Yalnız ne ilginç tesadüfüdür ki geçmiş dönemde, bir önceki müdürlük döneminde normalde okulun ismiyle ilgili biz bir şey oldu, okuldan ismi değişti, biz teklif ettik. O zaman kabul görmemişti taş mektep olayı. Bu sefer tekrar biz bakan yardımcımız Mahmut Özer Bey okulumuzu ziyarete gelmişti. O zaman biz bu konuyu kendisine açtık. Açtığımız zaman hemen teklifinizi yapın, biz gerekli şeyleri başlatalım, okulun adını taş mektep olarak değiştirelim dediler. İlginç bir tesadüftür. Bu binanın temelinin atılmasına Mayıs 1912'de karar verildiği gibi bizim okulun isminin de değişmesi Mayıs 2019'a denk geliyor. Yani aylar denk. İlginç bir tesadüf. Yani ben de bunu araştırırken dikkatimi çekti. Onu size belirteyim. O şekilde işte normal 8 Mayıs 2019 tarihinden beri de okulumuzun adı Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu olarak geçiyor. Şimdi Taş Mektep dedik. Normal işte Kastamonu Sahanesi'nden başladı. Mektebi sanayi süreci var. Ondan sonra Taş Mektep bu binada devam ediyor. Daha sonra Sanat Mektebi, daha sonra Mıntıka Sanat Mektebi diyerek bu bölgede Çankırı, Sinop, Niğde bu bölgeye eğitim öğretim hizmeti veriyor. Oradan destek alıyor. Bölge okulu oluyor. Ondan sonra 70'li yıllarda işte Endüstri Meslek Lisesi olması, evet, Endüstri Meslek. Daha sonra diğer yıllarda işte bu okulların bünyesinde teknik liseler, hem Endüstri Meslek hem teknik liselerin kurulması şeklinde devam ediyor. En sonunda normalde şu anda bizim okulumuzda 7 alanda eğitim öğretim veriyoruz. İki ayrı programımız var. Bunun bir tanesi Anadolu Meslek Programı dediğimiz sınavsız öğrenci aldığımız program var. Bir de Anadolu Teknik Programı dediğimiz sınavlı öğrenci aldığımız program var. Sınavlı öğrenciyi biz bilişim teknolojileri alanına alıyoruz. Diğer alanlara sınavsız öğrenci alıyoruz. Şu anda toplam 505 öğrencim var. Idareci, öğretmen, memur, teknisyen, yardımcı hizmet olmasa toplam 100 personelle de eğitim öğretim hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hocam şimdi sizin anlattıklarınızdan İlk zamanlarda dokumacılık var, taş ustalığı, evet, taş işçiliği evet, var. Taş işçiliği var, evet. Zannedersem bakırcılık falan da vardı. O günlerden bugüne şu anda sayıda belirttiniz. Olmayan hangileri var şu anda, hangi meslek dalları var? Şimdi o günden bugüne taşıdığımız, normalde biz bugünkü ismiyle mesela metal teknolojisi diyoruz. O gün normalde demircilik diye geçiyor yani. Hatta bir ara burada dokümanede yani demircilik varmış. Devam ediyor tabii yani ismi, programı gelişiyor, devam ediyor. Aynı şekilde mobilya iç mekan tasarım alanımız var şu anda. Nedir? Eski mobilya doğramaya dayanan bir alanımız bu şekilde devam ediyor. Marangozluk. Evet, marangozluk dediğimiz. Evet, bugün mobilya iç mekan tasarım alanı altında yine o eğitim öğretimimiz devam ediyor. Yani şöyle diyeyim, o yıllardan getirdiğimiz şu anda iki tane alanımız var diyelim. Yani o yıllarda eğitim öğretim... Dokumacılık yok ama. Tabii yok şu anda. Bakırcılık yok. Evet, tabii. Şimdi tabii isimler değişse de aslında aynı meslek dalları devam ediyor gibi ama kaybolan meslekler de var tabii bunun arasında. Hocam biraz atölyeleri sizinle beraber dolaşabilirsek çok memnun oluruz. Tabii atölyeleri olur. De göstermiş tabii, oluruz. Olur. Buyur. Hocam şimdi biz neredeyiz? Burası yeni kurulan bir atölye zannedersem. Evet. Şöyle 2019 yılının Mayıs ayında ahşap oyuncak projesine bizim okulumuzda dahil edildi. Yani bakanlığımızın başlattığı bir proje bizim okulumuzda dahil edildi. O proje kapsamında alınan ultraviyole bir makinamız bu. Biz okulumuzda bu projeyle oyuncak üretimini ahşap üzerinden yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu makinede o proje kapsamından bir tane ultraviyole baskı makinamız. Bu ahşaba olduğu gibi cama bu tür malzemeleri her türlü baskıyı yapabiliyor. Burada baskı amacında oyuncaklarda bunu kullanıyoruz. Şimdi bunun bu telefon tutucusu mu oluyor hocam? Evet, bu telefon tutucusu şu anda. Telefon tutucusu. Şu anda bunun baskısı yapılıyor burada. Bunlar ve çok çeşitli. Evet, çeşitli şey. Aynı zamanda ahşabın da dokunduğunuz zaman insanlara bir güven veriyor böyle, huzur veriyor. Bir nevi de organik oluyor. Mesela burada ne var? Denge sörfü denilen denge bir şey sörfü var. Burada zannedersem bilye gidecek. Öyle mi hocam? Evet. O bilye buradan, burada şuraya getiriyor normal. Yine burada Kastamonu Taş Mektep oyuncak. Oyuncak evet. Bunun tescille ilgili yani isim hakkınıyla ilgili başvurularımızı falan yaptık. Biraz önce organikten bahsettim. Şurada kullanılan boyalar organik boyalar. Organik boyalar. Yani zaten ahşapta olduğu için. Organik yine boyalar. Burada evet.
bir şey yapılmış. Solo test diye bir şey var. Evet, burada. Aynı şekilde bir aşağı. Yine aynı şekilde çok güzel şeyler var. Gel bize, katıl bize, evet, diye bir. Tabii, en önemlisi de ahşap olması. Ahşap olması. Hani biz diyoruz ya, çim malı, plastiklerden yakınıyoruz. İşte ahşap ve ahşabın en güzel şekilde işlenmesi, oyuncak haline dönüştürülmesi. Yani bu kullandığımız malzemede çocukların sağlığına hiçbir şekilde zarar vermeyecek malzemeden yapılıyor. En özel güzel. Yani özel. Bu peki, boyasıyla bu üretimler buradan mı satışa çıkacak, yoksa belli bir yere toptan siz vereceksiniz oralardan mı? Biz şöyle proje kapsamında ilk etapta işte yani normal projenin hayata geçirilmesi konusunda işte ödeneğinin temin edilmesi, makinelerin alınması, ihale süreçleri, eğitim süreçlerini bitirdikten sonra Mayıs ayından Eylül ayına kadar bu süreç devam etti. Daha sonra üretime geçtik ve biz ilimizde dezavantajlı 50 tane yani okula, ilçelere, bu 17 tane ilçe, şu anda net rakam hatırlamıyorum, 17 ilçeye 50 takım bu şekilde her takımın içerisinde gördüğünüz 8 tane oyuncak olmak üzere hazırladık. Burada Sayın Valimizin de katıldığı, Milli Eğitim Müdürü, milletvekillerimiz katıldığı bir törenle ilçe Milli Eğitim'le gerekli teslimi yaptık. Bunun dağıtımını yaptık yani. Yani ve bundan sonra da bu süreci hızlandıracağız. Bundan sonra bu süreç daha hızlı bir duruma gelecek. Ya biz gittiğimiz zaman şöyle diyeyim. Bu şekilde şeyler görmek istiyoruz. Nerede? Yöresel ürünler satan yerlerde. Şu anda dışarıdan alınıyor çoğu malzeme. Ama biz Kastamonu'nun kendi imalatı olan şeyleri görmek istiyoruz. Ellerine sağlık diyelim. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz diğer atölyeye geçelim. Buyurun hocam. Şimdi burada çocuklar için yine çok değişik, ilk defa da gördüğüm bir şey yapılmış. Faruk Aslan hocamız bize bunun ne olduğunu bir anlatsın. Şimdi burada biz 3-6 yaş grubuna hazırladığımız bir oyuncağımız var. Bir MDF plaka üzerine bir kanal açılmış. Kanalın üzerine bir fanus geçirilmiş. Fanusun içerisinde de yine ahşaptan bizim ortası delikli objelerimiz var. Ve bu fanusun iç kısmında metal bilyalarımız var. Burada çocuklarımız el göz koordinasyonunu sağlamak için böyle küçük mıknatıslı, ucu mıknatıslı parçalarımızla buradan bilyalarımızı alıyorlar. Bu şekilde taşıyorlar. Evet, şöyle bir kere daha deneyelim. Şimdi stand da düzgün değil. Evet. Buradan bilyaları taşıyorlar ve buradaki içi delikli ahşapların içerisine düşürmeye çalışıyorlar. Hocam, evet, yaptı. Demek ki çok denemiş. Buradaki bilyalar içine dolduktan sonra şu alt kısımdaki bir mandal vasıtasıyla içindeki bilyaları tekrardan dışarıya boşaltarak aynı işlem tekrarlanıyor arka arkaya. Çok güzel, mükemmel. Mükemmel. Biz devam edelim. Hocam şimdi aslında burası eskinin marangozluk atölyesi. Tabii gelişen teknolojiyle makineler gelmiş. Şu anda ismi nedir buranın? Neredeyiz biz? Şu anda mobilya ve iç makam tasarım alanı diye geçiyor burası, bu bölüm. Şu anda biz montaj ve makine alanı içerisindeyiz. Burada şu an CNC makinemiz var bir tane. Bantlama makinemiz var. Bir de lazer kesim makinemiz var. Bu makinaları biz kendi kontrolümüz altında olsun diye bu kısma yerleştirdik. Burada hem çocuklara uygulama yaptırıyoruz hem makineyle imalatı burada bu alanda gerçekleştiriyoruz. Elinize emeğinize sağlık diyelim. Biz başka bir atölyeye geçelim. Hocam bu makine sayesinde de gördüğüm kadarıyla birçok şey yapılmış burada. Bu makine yapıyor değil mi? Bu bütün tabii, baskıları, tabii, kesimleri. Yani biz birer objelerini burada sergiledik makinenin etrafında. Bu fincanlı CNC dediğimiz yurt dışında Avusturya imalatı bir makine. Yaklaşık 2004 yılında bunu okulumuza kazandırmış olduk. Sağ olsun idarecilerimiz bu konuda uygun gördüler. Burada bizim üretimlerimiz daha çok ahşap üzerine. Bu makine 3 eksen mantığıyla çalışan bir makine.
Hocam eski ismiyle burası tesviye bölümü evet. Aslında. Şu andaki ismi? Makine teknolojisi alanı. Teknoloji. Makine teknolojisi alanı. Teknoloji hayatımızın her alanında olduğu gibi bazı isimlerde de değişiklik olabiliyor. Birçok makine var burada. Dışarıya imalat da oluyor değil mi hocam? Tabii yani talep olursa döner serme kapsamında dışarıya da imalat yapabiliyoruz. Yani genellikle bilgisayar aşağıda CNC makinalarımız var, tornamız var. Bu normal klasik tornalarımız, feride tezgahlarımız bu şekilde var. Talep olursa yapıyoruz. Bu bölümün bir özelliği var. Bu okulun tarihinde tesviye bölümüne özel statülü öğrenci alınıyor. Yani bir dönem bu alana yoğunluklu bir talep varmış. O talep sürecinde buraya özel statülü öğrenci alınıyor. Yani bu okulun tarihinde bu bölüm böyle de bir yeri var. Zaten bizden de motorla evet. Tesviye hep görüntülenmesi istenen yerlerden bir tanesi. Ben yine eski ismiyle söyleyeyim. Tesviye bölümündeyiz. Başka bir bölüme devam ediyoruz. Şimdi yine Taş Mektep'te yine bir CNC makinasının önündeyiz. Hocam Dilek Arslan. Şimdi bu nedir? Plastik mi hocam? Ne yapıyorsunuz burada bu CNC'de? Bunlar şu anda bu plastik ham maddemiz. Bundan biz makita şarj aletini standını yapacağız. Bu stand için sanayiden bir ustamız rica etti. Sanayiden yaptıramadığı için bizden rica etti. Biz ölçülerini çıkardık. CAD/CAM dediğimiz bir programda programını çıkardık. Bunu CNC bilgisayarımıza yükledik. Daha sonra önce bir örnek alıp yaptık. Sonrası da parçalarımız işlemi öğrencilerimizle birlikte devam ediyoruz. Hem bu arada öğrencilerimiz, bir dakika şu ilkini bırakayım. Öğrencilerimiz teknolojinin nasıl kullanıldığını görmüş oluyorlar. Hem de kendi deneyimlerine sahip olmuş oluyorlar. Burada bu yani bu, şunun bu hale gelmesi bu makinede, CNC'de. Tabii ki. Anladım. Bu pek çok işlemden geçiyor. Hatta burada İlham hocam, diğer programlardan senden yardım alalım. Sen sonra şöyle çevirebiliriz. Hocam açmış herhalde. Tamam. Şu üstü. Bunun üzerine 4 tane deliği kaldı. Onları deleceğiz. Buyurun hocam. Biz görüntü daha iyi alınması için şöyle hafif kenara çekilelim. Parçanın montajına geçilecek. Örnek olarak şöyle bir malzeme tasarladık. Programlarını, önce çizimlerini yaptık tabii ki. Sonrasında CAM programında kodlarını çıkarttık. CNC kodlarını çıkarttık ve tezgaha attık. Tabii bunlar adım adım yapılıyor. Devamlı değiştiriliyor. Durmadan işte eksiğinizi görüyorsunuz. Mesela burası ince geliyor, kalınlaştırıyorsunuz. Çizimleri yeniden yapılıyor. Programı yeniden yapılıyor. Önce tahta üzerinde tabii malzeme eder olmasın diye. O yüzden tahtanın sebebi o yani. Oldu mu? Aynı ölçülerde bir tahtada denedik. Daha sonrasında mesela şu ilk yapılandı. Ölçüyü bulduktan sonra tabii, da esas kalıp üzerine tabii, gidiyorsunuz. Normal parça üzerinde. Mesela ilk hali buydu. Sonraki hali bu oldu. Mesela altı tabana kuvvetlendirdik. Arkayı kuvvetlendirdik. Ya tabii bu neye göre oluyor? Ustanın isteklerine göre. Yani öncesinde bu olur diyorsunuz. Tahmin ediyorsunuz. Parçayı taktığınız zaman yerine montajını yaptığınız zaman sıkıntılar veriyor. Yani malzemeyi kaldırmıyor mesela, ağır geliyor malzeme, buralardan patlıyor falan. O yüzden mesela üzerinde değişiklik yapıyorsunuz örneğin. Yani o yüzden herhangi bir şey yok. Mesela önceki delikler buradaydı. Şimdiki malzememiz nerede? Şimdi önceki delikler mesela buradaydı. Şimdi yaptığımız delikler. Şimdi fark ettiyseniz burada mesela arasındaki fark. Şu bu farklı gerçi de bu önceki modeldi de. Mesela delikleri biri burada kenara çok yakın farkındaysanız. Sıkıntı oluyor. Aynı hizaya çektik örneğin. Yani bu tip teknolojide sınır tabii, yok tabii, değil mi tabii, hocam? Tabii tabii. Yani devamlı da geliştiriyorsunuz. Mesela 7.5'a 7.5'tu 8'e 8'e çektim. Yani 8.5'a 8.5'a. Yani devamlı değiştiriyor, şey yapıyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Çok yani, teşekkür ediyorum hocam. Buraları, bakın şuradan belli mesela. Oldu mu? Mesela dışarıya doğru. Evet. Sıkıntıyı görüyorsunuz. Çok şekil bozukluğu yani. Hocam
Arkadaşlar, ayrıca da bir tanıtım filmi yaparız inşallah. Zaman daha detaylı anlatırız. Çok çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Başka bir atölyeye. Hocam şimdi bilgisayarlı bir yere geldik. Burada ne yapıyorsunuz? Burada bizim imalattan yaptığımız parçaların çizimlerini yapıyoruz. Farklı programlar kullanıyoruz. Öncelikle AutoCAD diye bir dersimiz var. İki boyutlu çizimleri burada gerçekleştiriyoruz. Bugün de CNC kodlamayı öğreniyor öğrencilerimiz. Bu dönem frize işlemlerindeyiz. Şu anda tahtada bazı şekillerimiz var. Çocuklar bu şekillerin nasıl oluşturulacağıyla ilgili öncelikle koordinatlarını çıkarıyorlar. Sonra da o günkü plandaki konumuza göre işlemesini gerçekleştiriyorlar. Şu anda tahtada mesela bugün bir S harfi işledik. Çocuklar burada bir G2 dediğimiz kodun nasıl çalıştığını gördüler. Bu bir örnekti. Herkes kendi isminin baş harfini en sonuncu aşamada örnek olarak ortaya çıkardı. Kaç öğrenciniz var? Bu sınıfta 24 öğrencimiz var. 24 öğrenciniz var. Dolayısıyla dersimizde biraz matematiksel ağırlıkta söz konusu. Çünkü öğrencinin yani şeklin geometrisine bakarak koordinatlarını çıkarması gerekiyor. Koordinatlarını çıkaramadığı noktada maalesef parçayı da işleyemiyor. Artık makinacılık matematikle maalesef paralel gidiyor. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. İsterseniz tahtaki şeklinize bir bakalım. Mesela kodlarını yazdık öğrencilerimizle. Bunun parça ayarlarını yaptık. Öğrencilerimize takım ayarlarını yaptık. Kodlarını yazdıktan sonra buradan hatta tekli basalım. Eğer çocuk kodlamada ya da takım seçiminde hata yaparsa burada zaten error veriyor. Ve takım bitti. Yani program sorunsuz şekilde çalıştı. Buradan görebiliyoruz. Hocam şimdi birçok yerde yok denildi bu statik toz boya, yani bizim fırın boya, olarak işte bildiğimiz, ama Taş Mektep'te var. Evet. Buradan dışarıya da işler yapıyorsunuz. Yapıyoruz, evet. Şöyle, bu metal teknolojisi alanındayız şu anda. Bu alanımız okulun tarihiyle bir paralel geçmişi var. Yani okulun ilk 1869'da dedik işte o demircilik sanatıyla başlayan günlerden bugüne kadar gelen bir alanımız burası. Gerçekten alanımızda döner serme kapsamında güzel işler yapıyoruz. Yani özellikle bu sene ilimizin ihtiyacı olan sıra üretiminde alanımız bayağı performans gösterdi. Ciddi bir ciro yaptı. Bu ciro sonucu hem çalışanlarımız hem öğrencilerimiz hem normal üretim içerisinde bir eğitim olayını kazanmış oldular. Bir de bu arada para da kazanmış oldular yani. Yani yeter ki istensin. Şu yani okulda benim şu kısa gezimden anladığım yapılmayacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, evet. Yeter ki gelinsin sizlerle görüşülsün değil mi hocam? Çok doğru bir tespit. Yani. Hem de dışarıdan daha ucuza yaptırılmış olacak. Hem de okula da bir katkısı olacak döner sermayede. Yani dışarıdan gelecek taleplerin, yani burada bir kamu kurumu, okul olması, dolayısıyla bazı avantajlar var. Bu da maliyete yansıyor. Yani. Maliyeti düşürüyor tabii ki hocam. Yansıyor, evet. Biz şimdi bir bölümü daha gösterelim size. Ondan sonra sokaklara devam edelim. Hocam şimdi burası neresi? Şu anda bilişim teknoloji alanındayız. Alanın veri tabanı atölyesindeyiz. Şu anda veri bilişim tabanı. Bilişim teknoloji alanı veri tabanı atölyesindeyiz. Evet. Ne yapılıyor hocam burada? Burada bilgisayarla ilgili, yani o dalla ilgili bilgi. Buyurun, buyurun hocam. Buyurun gelin. Gelin buyurun. Şöyle alayım size. Buyurun. Burada bizim 5 tane atölyemiz var. Bir tanesinde bilgisayar yok. En köşede teknik servis atölyemiz var. Onun bir yanında boş bir alanımız var. Orada da çalışmalar yapıyoruz. Onun bir tarafında bunun yan tarafı oluyor. Orası teorik sınıf olarak kullanıyoruz. Burada ne yapılıyor hocam? Burada veri tabanı atölyesi. Bilgisayarlarda sınıfları ikiye böldüğümüzde normal artık ders konumuz neyse onları işliyoruz. Yani veri tabanı atölyesinde sadece veri tabanı ders işlenmiyor. İhtiyacı olan o saatte hangi ders varsa onu olarak kullanıyoruz. Bugün mesela grafik animasyon dersi var. Ya ha, onlar veri tabanı dediğimiz zaman anladım. Var. Bir de bunun yan tarafı var. Web tasarım atölyesi. Orada da web tasarım derslerini görüyoruz. Grafik animasyon dersi haricinde bilgisayar destekli uygulamalar derslerini burada görüyoruz. Veri tabanı uygulamaları derslerini yine burada görüyoruz. Artık hani tüm dersleri görüyoruz. Yani şey yok. Programı hangisi uygun oluyorsa ona devam ediyoruz. Evet. Hocam kaç öğrenci var dediniz burada?
bir yabancı da var. Burada şu anda yani şey okul genelinde 37 tane yabancı uykulu öğrencimiz var. 37 tane. 10 tanesi kız, 27 tanesi erkek olmak üzere. Şey yok değil mi hocam? Yatılı kalabilecekleri. Var, yatılı da var. Yatılı bölümümüz de var. Bölümümüz var. Var tabii, evet. Yatılı 96 öğrencimiz, kontenjanımız var. Şey yapıyoruz yani o şekilde, yatılı bölümümüz de var. Çok güzel. Şimdi biz robot atölyesindeyiz. Burası da robot grubu herhalde. Evet, hocam öğrenci. Yanımızda. Hocam isim? Cumhur Torun. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Şimdi ne yapıyorsunuz burada? Şimdi bir yarışma için bir şey hazırlanıyor zannedersem. Evet. Şimdi katıldığımız yarışmanın ismi FRC. FRC'de her sene belirli bir tema var. Bu temaya uygun takımlar robotlarını yapıp yarışmaya katılıyorlar. Bu senenin teması Star Wars adı diye geçiyor. Amacı ya sarı toplarımız var. Şurada gözüken sarı toplar. Bu sarı topları yerden alıyor robot. Ardından buradaki mekanizmayla yerden 2,5 metre yükseklikte olan delikleri atmaya çalışıyor. Yani bir nevi basket. Evet, basketbol sahası. Yarışma Ülker Arena Spor'da yapılacak. Basketbol sahasında. Üçerli takımlar halinde. Basket oynayan robotlar gibi düşünebilirsiniz. Yani Ülker Arena'da bizim Kastamonu'nun da takımı var. Evet. Bu 5 arkadaş mı? İstiklal Robot takımı. İstiklal yolundan çıkarak takımın ismini koyduk. Çok geçen güzel. Sene Türkiye şampiyonu olduk. Dünya şampiyonası. Geçen seneki yarışmanın konusu neydi hocam? Orada da daha büyük basket topları vardı. Onları da belirli yükseklikteki yerlere koyup en sonda ne yapıyorduk? Hatch panel, belirli paneller var. Onları şurada gör. Şunu verir misin? Şu panelleri deliklere kapatıp topları içine atıp ardından robotlar kendilerini yarım metre yükseklikteki bir platforma çıkartıyorlardı. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Ellerinize sağlık. Sağ teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. İsmim Hasan Özdilek. Motor bölümü atölye şefiyim. Atölyemizde şu anda 4 tane ana dalımız var. Bu 4 ana dalın içerisinde araç teknolojisi ve motor ayarları atölyesinde eğitim veriyoruz. Şu anda ön takım çalışmaları yaptığımız atölyedeyiz. Bu atölyemizde araçların ön takımlarıyla ilgili hem eğitim hem döner sermaye çalışmaları yapıyoruz. Döner sermaye çalışmalarının yani dışarıdan da araç? Dışarıdan araç kabul ediyoruz. Sadece ön takımla ilgili şu anda başladık. İleriki senelerde bunu genel bakım anlamında da yapacağız. Şu anda sadece ön takım lastik sökme takma artı balans işlemleri. Ya ben arabamla gelsem lastiğimi değiştiriverim siz de. Yazlık kışlık lastiklerinizi değiştirip ön takım ayarları yapabiliyoruz. Balans yapabiliyoruz. Yeni cihazlarımız var. Bunun da yapabiliyoruz. Kaç öğrenci var hocam burada? Şu anda toplam 70 küsür. Şu anda tam sayı 72 olması lazım. Öğrencimiz var. Yani oldukça popüler bir bölüm. Evet, evet. Öğrenci sayımız diğer bölümlere nazaran kalabalık sayılabilir. Fiziki ortamımız oldukça müsait. Döner sermaye çalışması olsun, eğitim amaçlı olsun iyi bir altyapımız var. Zaten bu bölüm sanayideki birçok esnafımızı da yetiştiren bir bölüm. Yani böyle aslanın midesinden ekmeği çekmiş bu bölümden. Çıkan öğrenciler yani aslında. %60-70'i sanayinin buradan mezun, kalan %40'ı da yine bizim gibi olan çıraklık eğitim merkezinden mezun. Yani bizim bu okulun tozunu, kirini, eğitimini almayan bir kişi sanayide usta olamıyor diyebilirim. Yani yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Öğrencilere de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi içeride gördüğümüz o CNC. Yok, 3 boyutlu yazıcı. 3 boyutlu yazıcı oluyor. Evet. Yapılan malzemeler de bunlar. Evet. Mesela bir Einstein. Evet, Einstein bir var. Yine Atatürk. Atatürk. Bakan Bey'e hediye ettiğimiz isimlik. Bunu Bakan Bey'e hediye Milli Eğitim Bakanlığı. Evet. Bu da yine bir ders materyali olarak tasarladığımız materyal. Bununla da ödül almıştık. Biz birinci olduk. Öğretmenler arası materyal geliştirme yarışmasında Türkiye birinciliğimiz var. Ya o her şey yapılıyor. Yapılmıyor evet. Yok. Oyuncağından her şeyin evet, yapıda. Evet. Ben açayım size. Hepsini de doldurdum elinize. Yani şurada şu gördüğünüz hareketli parçaya bile orada baskısı alınıyor. Bunu da söyleyin o zaman. Bu hareketli olan parçalar birbirinin içine girmiş parçalar. Bunlar bir CNC metoduyla üretilemeyecek parçalar. Bu direkt bu şekilde tablanın üzerinden bu şekilde aldığınızda birbirinin içine geçmeli olarak bu şekilde üretimler yapılabiliyor 3 boyutlu yazıcılarla. Yapılmayan yok demek ki onlarla da.
devam ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hayırlı eğitimler diliyoruz. Kolay gelsin. Buyurun hocam, üşütmeyin. Biz bugün nereyi gösterdik? Taş Mektebi gösterdik. İstekler vardı. Taş Mektebi gösterir misiniz diye. Biz tabii istekler, sizlerin istekleri bizler için bir emir olduğundan biz mümkün olduğu kadar gitmek zorunda hissediyoruz kendimizi, ama bazı yerlerinde prosedürleri gereği izin almak gerekiyor. Bunun için gecikebiliyoruz, ama her yazdığınız, her istediğiniz bizim için bir emirdir. Biz nereden girdik? Aşağıdan merdivenli olan yerden girdik Taş Mektebe. Buradan arabanızla gelmek istiyorsanız hemen o yoldan devam edip bu eski yıkılan devlet hastanesinin oradan olduğu yerden arabanızla da girebiliyorsunuz içeri. Bu okulun tüm müdür bey başta olmak üzere tüm idarecilerine, atölyelerdeki tüm eğitmenlere, öğretmenlere, hepsine, öğrencilere, misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka Gezgin Gözüyle programında buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, esen kalın. Bu programların devam edebilmesi açısından da Akvim TV YouTube kanalında beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen.